Yeni sataşmalara mahal vermeyiniz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Yeniçeri konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altıok ilkelerinden uzaklaştığı yönde bir değerlendirmede bulundu. Şunu ifade edeyim ki biz ana muhalefet partisi olarak muhalefet partilerine muhalefet etmek gibi bir anlayışı benimsemiyoruz. Ben Sayın Yeniçeri'nin bu sözlerini kendisine iade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Altıok ilkelerine sahiptir. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin vazgeçilmez ilkeleridir. Bunu bilsin ama ben daha fazla cevap vererek muhalefete muhalefet gibi bir anlayışı kesinlikle doğru bulmuyorum. Sayın Zozani, bu kürsüde çok dikkatle, zevkle dinlediğim değerli bir hatiptir. Konuşmasıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi ben biraz önce bu kürsüye çıktığımda Gezi Hareketi'nin 1 Haziran 2012 tarihinde olduğunu söylemiştim. Önce onu düzeltiyorum. Bir tereddüt yaşadım. 1 Haziran 2013 tarihinde oldu. O günlerde Sayın Selahattin Demirtaş şöyle bir açıklama yaptı. Şöyle diyor, bakın okuyorum. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Gezi Parkı'na ilişkin yaptığı açıklamada halk hareketini darbeye kanalize etme arayışı olduğunu ileri sürdü ve bu yüzden eylemlere mesafe koyduklarını söyledi. Bakın yani AKP ile birleşiyorsunuz, hiç farklı bir anlayış değil. Yani Gezi hükümete yönelik bir darbe girişimiydi diyor orada Sayın Demirtaş. Sırrı Ağaç için oradaydı. Dikkatli davrandı. Sırrı Bey de Ağaç için oradaydı ama sonradan olay öyle bir boyuta vardı ki Sırrı Bey bu konuda dikkatli davrandı. O da darbecilere hizmet etme girişiminde bulunmadı. Bakın gayet açık, net. Özgürlükçü bir hareketi hükümete darbe olarak nitelendiriyorsunuz. Bunu kim söylüyor? Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi söylüyor. Şimdi efendim, Halkların Demokratik Partisi'nin seçim stratejisi şudur. Biz sol partiyiz, sosyal demokrat partiyiz ama Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hayır, bunu kimse yutmaz. Bakın bu demeçler burada duruyor. Diğer uygulamalarınızı tek tek söyledim. 4+4'ü, HSYK düzenlemesini, yolsuzluklarla ilgili parti politikanızı, bütün bunları söyledim. Bu Gezi'de size kimse şey demedi. Gelin de Mustafa Kemal'in askerleriyiz deyin demedi. Orada her siyasi görüşten insan vardı. Ama hepsinin ortak noktası özgürlüktü, demokrasiydi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi olsun, Halkların Demokratik Partisi olsun, iki muhalefet partisine muhalefet etmek gibi bir anlayışımızın olmadığını, bizim temel muhalefetimizin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti olduğunu bilginize sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Hamza Çebi.